Merhaba arkadaşlar, bugün de yeni bir ders ile sizinle birlikteyim. Bugünkü dersimizde acaba hangi becerimizi geliştireceğiz, acaba hangi hareketleri yapacağız diye düşünüyorsanız hemen size cevabını veriyorum. Bugün sizlerle sıçrama çalışacağız. Evet, kurbağa gibi sıçrayacağız bugün, kurbağa sıçraması yapacağız. Ve bunun için sadece bir tane yastık kullanacağız. Çok uzun olmayan, sizin üzerinden kolayca sıçrayabileceğiniz bir yastık olursa çok iyi olur. Çok daha sağlıklı yapmış olursunuz bu hareketi. Yastıklarımız da hazır olduğuna göre ısınma hareketlerine başlayabiliriz. Şimdi ben geliyorum yine matımın başına. Bugün sıçrama hareketi her ne kadar kısa bir çalışma olsa da bacaklarınızı birazcık yoracak bir çalışma olacak. O yüzden ısınma hareketlerini kolay tutabiliriz çocuklar. Bunun için de ellerimi yürüyüş pozisyonuna alıyorum. Postacı gibi, postacı yürüyüşü gibi. Ve dizlerimi çok fazla yukarı kaldırmadan ilerliyorum. Minik minik yukarı kaldırıyorum. Dizlerimi farkındaysanız çok yukarı kaldırmıyorum. Ama çok küçük küçük de yürümüyorum. Gözlerim karşıya bakıyor. Geldim ve yavaşlayarak durdum. Isınma hareketlerine başlarken minderimin ortasına geliyorum. Yani sizin tam karşınıza geliyorum. Dizlerimi bükerek yere oturuyorum. İki elimi birleştiriyorum. Ve birbirine kenetliyorum. Ve bileklerimi, iki bileğimi de el bileğimi kendime doğru çevirerek avuç içimi karşıya gösteriyorum. Evet, sizin benim avuç içimi görmüş olmanız lazım. Ben de sizin avuç içlerinizi görüyor gibiyim. Ve kollarımı yukarı kaldırıyorum. İyice uzanıyorum. İyice uzanıyorum. Yukarıya doğru. Evet. Uzayın uzayın esneyin çocuklar. Şimdi yana doğru gidiyorum. Yana doğru esniyorum. Şimdi diğer tarafa doğru esneyeceğim. Ve tekrar düzeliyorum. Kollarımı indiriyorum. Ellerim yine yukarıda. İki elimle aynı anda arkaya doğru ellerimi koyuyorum ve esniyorum. Beşe kadar sayalım. Bir, iki, 3, 4 ve 5. Farkındaysanız çocuklar, başım da kollarımla birlikte esnediğim yöne doğru bakıyor. Tekrar ellerimi yukarıda birleştiriyorum ve aynı anda başımla birlikte esnediğim yöne doğru bakıyorum. Başınızla karşıya bakmaya çalışırsanız boynunuz ağrıyabilir. O yüzden esnediğiniz yöne doğru bakın lütfen. Evet. Şimdi ayaklarımı kelebek yapacağım. Evet. Ayaklarımı kelebek yaptım. Birleştirdim. Sırtım düz. Gözlerine karşıya bakıyorum ve kelebeğime kanat çırptırıyorum. İsterseniz kelebeğinizin rengini söyleyebilirsiniz. Ben bugün yeşil bir kelebek olmak istiyorum. Biliyorsunuz yeşil ağaçların rengidir ve ben ağaçları çok severim. Evet, biraz daha esnetiyoruz bacakları ve duruyoruz. Şimdi kalkıyorum. Minderimi alıyorum, yastığımı alıyorum.
ve matımın hop ortasına koydum. Bindirimin ucuna geçiyorum. Kurbağa düşünde ne yapıyorduk? Ayaklarımızı açıyorduk. Hatta ayaklarımız birazcık böyle dışlara doğru bakabilir. Ve çömeliyorum. Dizlerimi büktüm. Ellerimle yerden destek alabilirim. Şimdi 3'e kadar sayacağım. 3 deyince iki ayağım aynı anda yerden ayrılmak üzere karşıya geçeceğim. Evet, şimdi karşıya bakıyorum. 1, 2, 3, hop! Zıpladım ve durdum. Şimdi dönüyorum. Yine karşıya bakıyorum. Şöyle güzel bir derin nefes alıp veriyorum. Konsantre oluyorum hareketime. Ve 1, 2, 3, hop! Ve yine sıçradık. Dönebiliriz. Hadi bir kere daha yapalım. İyice güzel konsantre oluyorum. Ve 1, 2, 3, hop. Ve tekrar karşıya geçtim. Yine dönüyorum. Derin nefes alıp veriyorum. Bacaklarınız bu harekette kuvvetlenecek çocuklar. Daha güçlü bacaklara sahip olacaksınız. Evet, karşıya bakıyorum. Ve 1, 2, 3. Zıpladım ve yere kondum. Evet çocuklar. Bu kadar tekrar sizin için yeterli olacaktır. Biraz daha arttırırsanız tekrar sayısını, bu sefer bacaklarınız ağrıyabilir. O yüzden bugünkü egzersiziniz sizin için gayet yeterli. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.